İbadetlerimiz konusunda, Allah'a karşı vazifelerimiz konusunda ihmallik yapmayalım. Yarının bugünden farklı tarafı yok. Bugün 5 vakit namazını kılmayan yarın kılacağını söylüyorsa, yarın 5 vakit daha namaz var. O zaman bugünle yarını birleştirdiği zaman 10 vakit yapıyor. 5'i kılmayan onu nasıl kılacak? Her gün borcu üst üste gelen bir borçlu iflas etmiş olmaz mı? Her gün borcum artıyor, üzerine biniyor. Ben bunun altından nasıl kalkacağım? Allah'a karşı borcumuzu çoğaltmayalım. Ey dostlar, siz beni şimdi dinliyorsunuz ya. Ben burada sohbet ederken sizin aranızda nice dostlarımız vardı, tiryakiydi, sohbete geliyordu. Onların büyük bir kısmı şu anda toprağın altında. Belki bir dahaki hafta bu cümleyi kullandığım zaman beni dinleyen sizlerin arasından bir kısmı toprağın altında olacak veya ben toprağın altında olacağım. Ölüm bu kadar yakındır. Bu kadar yakın olan ölümü ötelemeyelim. Aziz dostlarım, ben sizi Allah için seviyorum. Sizin karınızı isterim ben. Çocuklarınıza bıraktıklarınız çocuklarınıza kalacak. Sen giderken ne götüreceksin? Yüzünü o ak edecek. Sırat köprüsünden seni geçirecek olan imanındır, amelindir, namazındır, orucundur, zekatındır. Bunları almadıysan yanına, seni sırat köprüsünden ne geçirecek? Geçemezsen sırat köprüsünden sonucuna katlanabilecek misin? Allah'a hesap vermek çok mu kolaydır? Rabbim hepimizi affeylesin.